Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Öncelikle Mehmet abinin de dediği gibi şu geliştirmeler sekmesinden ben pazarlığa benim 2x puanım varmış zaten. Evin satış fiyatı hakkında başarı şansı ve pazarlık imkanı veriyor. Hemen ben bu satış imkanı ve pazarlık şansını alayım. Madem pazarlıkta geliştirmem varmış. Temizlikte daha fazla geliştirmem yok. Yıkımda ne yapabiliriz acaba? Yıkımda usta işi çekici alalım. Boyamada yapabileceğim bir şey yok. İnşaata zaten şu an için girdiğim bir şey yok. Duvar mı var örmüşüz de yani biz o kadar hızlı inşa yapmıyoruz. İnşa ile pek olayımız yok ama tamiri de bir şey yok. Pekala süper. Süper. Skillerimizi de upgrade'ledik. Ve Charizard 1 lira göndermiş. Abi öğrenciyim elden bu kadar geliyor. İyi yayınlar demiş. Canını yerim kardeşim. Desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Bana vakit ayırdığın için, yayınıma vakit ayırdığın için, donate göndererek destek olma nezaketinde bulunduğun için çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sana da iyi seyirler diliyorum. Sağ olasın. Gönülden teşekkürler kankacığım. Sağ olasın. O zaman şimdi madem bütün skiller upgrade'li, biz bu mail kutusunu bir sallayalım. Gidelim kendimize bir ev alalım abi. Aslında bu ev şu an 78 bine satılıyormuş. Ben bunu satışa çıkarmak isterim ama önce kendimize başka bir yer almamız gerekiyor. Şimdi. Of. Yanlış ev. Yanlış evin üstesinden gelebilir miyiz lan acaba? Gerçi ulan insan yanlış evi 100 bine satar mı? Adam var yanlış evi bildiğin 100 bine kattırıyor ya. 100 bine kattırdıkları yeri bakalım kaça kattırabileceğiz. Kaçlık var ya yanlış yanlış. Ya risk alıp şu 140 binlik geri falan almak isterim ama davetsiz misafirleri olan ev mi? Kesin haşere ya da böcek var. Davetsiz misafirleri olan evden anladığım o. Banyolu ev. Bungalu ev. İlginç. Birazcık daha para yapalım şu büyüklere yelteniriz ya. İki katlı olanlar falan var aralarında. Şuna bak. 550 binlik yere bir otursak herhalde sabaha kadar çıkamayız o işin içinden. O yüzden ben şimdi şu yanmış evi alıyorum. Alalım. Bakalım yanmış evi adam akıllı bir hale getirebileceğiz mi? Yanmış evi alma yanındakini al. Vallahi ben yanmış evi aldım. Üstesinden geliriz be. Bir şey olmaz yani halledebiliriz diye düşünüyorum. 32 metrekarecik ev. Bizim ihtiyarlara uygun ya. Ben burayı ihtiyarlara kakalayacağım. Mobilya gereksiz hayatta kalmak için lazım değil. Bak bir tane manyak var. Ben onu fark ettim abi. Ben onu fark ettim. Alıcılardan bir tane manyak var hocam. Bak görüyor musun? Alıcılardan şu. Yalnız kurt. Bu manyak muhtemelen şey. Böyle bunun evine nükleer kapı falan takacağız böyle. Nükleer şey falan takacağız. Acaba bu gerizekalıya ev satabilir miyim ben ya? Şu yanlış evi temizlesek. Etrafına böyle askeri kapı taksak. Ne bileyim gıda mı daha koysak böyle ortalığa. Hani sudur, şudur, budur, hayatta kalma malzemeleri. Yani yalnız kurta satabiliriz. Temel okçu. Maria Hanım. Maria Hanım hakkında da bilgi sahibi değiliz. Ben yaşlı amcamlara yapacağım evi ya. Bitki istiyor yaşlı amcamlar. Eski kitaplarımız için yer yok diyor. Dolap istiyorlar. Ev tamamen temiz. Tamam. Temiz ev istiyorlar. Oturma odası çok kötü. Oturma odası. Abicim burası 3 odalı değil ya. Ama ben size var ya dişimi sıkar 3 oda yaparım. Bu arada bu da bizim yanmış evimiz abi. Evet. Diğer evle aynı. Aynen öyle. Diğer evle aynı. Ev yandığı için böcek yok hiç yoktan yani. Böcek derdiyle uğraşmayacağız. Yine her zamanki gibi buradan yatak odasından buraya bir geçiş yaparız. Burası da dışarıya açılıyor anladığım kadarıyla. Ha, süper. Ben burayı ayarlarım dayı. Ben burayı ayarlarım şimdi. Elimize bir şunları alalım. Önce bir çöpleri kaldıralım. Önce bir çöpleri kaldıralım. Buradaki her şey atılacak galiba. Bu satılacak sanırım. 30 dolar etti. 85 dolar etti. Bir bok etmedi. Bir bok etmedi. Şunları hemen bir satalım. Hallederiz. Ben burayı öyle güzel bir hale getireceğim ki bak evin ilk halini rez alın. Evin ilk halini rez alın. Ben burayı öyle güzel bir hale getireceğim ki. Diyeceğiniz ki yani Kardeş sen neler yaptın? Şu kapıları da bir satalım bakalım.
Işıklandırmaları falan da sat. Işıklandırmayı falan her şeyi ben kendi ellerimle döşeyeceğim. Buralarda başka bir şey kalmadı anladığım kadarıyla. Resim yok mu? Evimde belgelerim ve kitaplarım için bir yer olsun isterim. Abi, şu an ev diye bir şey yok. Bak oradan çene çalmayı sıçacağım şarkınıza. Odadan ayrı mutfak yok mu? Ayırırız anam, ne diyorsun? Ayırırız yani, problem mi? Birkaç tabak çanak sağ kalmış sadece. Şunları da bir temizleyelim. Şu kapıları da satalım. Hayret verici bir şekilde kapılara şey diyor böyle hani. Duş başlığını falan da satan ama duş başlığı mı kalmış ortalıkta? Hayret verici bir şekilde kapılara para verdi yani. Ben de çok şaşırdım. Banyo yok, şaka mı bu? Banyo yok gerçekten mi? Abi manyak mısınız? Bir durun, ortalıkta daha ev yok anasını satayım. Ev yanmış. Manyaklar oradan kameranın altından görüyorsunuz. Yorum yapıp duruyor gerizekalılar ya. Bu sefer duvarı boyama, duvar kağıdı koy. Dış duvar da yap. Tamam. Tamam, hepsini ayarlayacağız. Hepsini ayarlayacağız. Şimdi bence önce evin bir dışı ile ilgilenelim. Öncelik evin dışı abi. Evin dışını şu an bok götürüyor gördüğünüz gibi. Evin dışarısına kaplama mı yapsak acaba? Nasıl durur ya? Evin dışına yapacağımız kaplama. Vallahi böyle fırçayı sağa sola sağa sola tuta tuta mis gibi temizliyoruz ya ortalığı, ben en çok ona şaşırıyorum ya. Burası ağacın işlemesi miymiş, neymiş? Burası komple is, pas, küf, Allah. Var mı kapı dışı için bir öneriniz chat? Yani dış duvar için böyle, dış duvar için neler yapılabilir? Ne yapalım, ne edelim? Oo Hacı abi, sen bunları da sat ya. Sen bunları da sat ya. Buralara ne olmuş böyle ya? Acaba ne olmuş? Yanmış ulan ev işte. Daha ne? Şuralar çok küfe benziyordu ama yanmış sanırım ya. Pencerelerin oralarda bir şey yok anladığım kadarıyla. Evin dışında kaplama mı olur? Evin dışını diyorum, neyle boyayalım diyorum. Evi diyorum ya. Evi neyle boyayalım? Önce evin dışını boyayalım. Evin dışı bir adam akıllı hale gelsin. Ondan sonra camlara bir tur attıktan sonra dış kapıyı takar şeye geçeriz direkt. Babuş bağış yaptım ama gelmedi. Şaman Efes, dostum. Nereden bağış yaptım bilmiyorum. Alert ötmediyse bana gelmez balım. Bakiye düştü mü? Bakiye düştüyse bakiyen bana gelmiştir ama mesajın gelmez. Beyaz mı yapalım? Donmuş mavi. Bak dur, ben size renk seçeneklerini de göstereyim. Renk paletini göstermeden diyorum ki adamlara, beyler ana bak. Neye boyayak adamlar biliyor mu? Arkadaşlar eşeğin örekesi gibi boya şeysi var böyle. Hani fıstık yeşilinden buz mavisine böyle, donuk maviye, zambak moruna. Bak şu azur mavisini bir denemek istiyorum bak. Benim favorim azur mavisi. Aklımızda tutalım bir azur mavisini. Gece mavisi çok karanlık olur. Yani ev için. Kakao rengi güzel olabilir aslında ya. Dış cepheyi kaplama yap. Abi iç cepheye duvar kağıdı yapacağım. Dış cepheyi kaplamaya gerek yok. Bakiye düştü, oyun fordan gönderdim. Neden bildirim geldi anlamadım. Bilmiyorum. Ben de bilemiyorum dostum. Mesajını buradan iletebilirsin. Teşekkür ederim. Dur bak şu kakao rengini bir deneyelim. Ben kakao renginin dış cepheye iyi gideceğini düşünüyorum açıkçası. Şu kakao rengini bir deneyelim. Olmadı bir daha azor mavisini deneriz bak. Bence eve gitmez mi bu? Yani dışarıdan baktığın zaman kakao rengi gayet güzel gider ya. Ne diyorsunuz? Abi Discord gel istersen, dünkü gibi muhabbet falan. Dur kankam mikrofonu açayım, unuttum ben onu. Heh geldim Şahin'im. Hoş geldin abi. Şahin nasıl sence kanka bu renk? Güzel abi ya. Bence Güzel değil. Eve güzel gitti abi. Daha iyi olur aslında da. Ne abi, hangi renk? Sana bir ton açı. Boyanın rengi iyi de. Boyanın rengi iyi de. Dış cephe kaplama ya. Kaplama yapsan senin için daha güzel olur. Abi para harcamış oluruz. Çok para gider. Adamlar zaten şeye aldırış etmiyor yani. Yok yere para yemeyelim. Duvar sağlam mı? Sağlam. Adamlar geri kalanına bakmıyor ki abi. Bak mesela ben
Ben sana WhatsApp'tan bir tane attım. Hani ben sana dedim ya, bizim evin tamir oluyor, tamir ediyoruz. Hı hı. Ondan bir tane fotoğraf attım. Baksana bir. Müsait olduğum bir zaman. Dur abi bakayım, telefon yanımda, ayıpsın. Telefon yanımda, ayıpsın, bakan da. O fayansı biz yaptırdık, usta yaptı. Aa, güzel yaptırmışsınız abi. Güzel yaptırmışsınız. De iki farklı ton kullanılabilir. Bunu yok, kullanılamaz. Kullanılamaz. Oyun ona izin vermiyor. Bunu ben de yapabilirim yok, diyecektim. Yoktur. Yapamam. Bu oyunda o yoktur büyük ihtimalle ya. Ama olsa çok güzel olur. Aynen abi. Ben bir şey yapacağım. Abi. Hani dış cepheyi yaptık ya böyle. Dış cepheyi yaptıktan sonra, dış cepheyi boyadıktan sonra işte bu sefer evde mutfak duvarına şey yapacağım. Ay, tavanın haline bak. Ben ilk kez gördüm. Abi dış cepheyi yaptıktan sonra evin mutfak duvarına duvar kağıdı yapacağım böyle. Hani tuğla desenli duvar kağıdı. Tuğla desenli duvar kağıdı iyi gider diye düşünüyorum evin mutfak tarafına. Başka şeylere de baksana be. Hem biz de görelim bir. Bak hangi kaplamalar var, baksana be. Vardır abi bir ton da önce bir dış cephe boyasını bitirelim. Hani iki işe aynı anda girişip şey yapmayalım, ondan sonra sıvamayalım. Tamam, olur. Ben önce bir dış cephe boyasını bitirmek istiyorum. Dış cephe boyası bir bitsin. Evin tavanına falan var ya, satmadan evvel çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Vallahi maazallah. Abi yanık mıydı, rüzgâr mıydı ya? Kanka yanık. Yanık, bu ev yanmış. Yangın görmüş bu ev. Bu ev yanmış. Bizim ev yanmış versiyonu var ya. Sanatsal düzensizlik mi? Ablacığım seni döverim. Biraz toz var, alsan iyi olur. Farkı toz var değil yani, yanık ev komple bok şu an. Ben bu gelecek yanlara böyle hiç eşya koymadan bir kakalamaya mı çalışsam acaba? Neyse, biz elimizden geldiğince özenelim, bezenelim. Yapabildiğimizin en iyisini yapalım, ondan sonra geri kalanı bu lavukların. Daha nerede kir var, pas var bilmiyorum ki anam. Neyse, ben dış cephe boyasını bitireyim. Dış cephe boyasını bitirdikten sonra içeriğiyle alakalı güzel planlarım var abi. Öteki kendi evimi boyadım canım. Kendi ofisim falan benim boyalı duruyor. Şahin var ya, şu şey upgrade'ini aldım ya. Az boyayla çok yer boyama. Aynen abi. Neredeyse tek şeyle bütün evi boyayacağım ya. O kadar rahat ki. Bir de hızlı boyama abi, özelliğini aldım. Dış cepheyi iki renge boyasana. İki renge mi boyayayım? Nasıl evet. Yani abi? Kakao rengi ile krem rengi veya beyaz. İkisi de zıt olduğu için güzel gözükür. Ne yapayım? Bir kakao bir beyaz, bir kakao bir beyaz mı gideyim misal? Hayır. Evin yok. Mesela nasıl diyeyim ben sana? Evin bir tarafı dışı, mesela dışı yaptın ya. Hı hı. Hafif iç tarafında gözüken balkon gibi olan kısmını beyaz yap. Ondan sonra bak nasıl olacak bir gün. Abi benim o kadar renk seçimim şeyim yok ya. Bir saniye ama. Bir fikir edindim sizlerin söyledikleri doğrultusunda. Şimdi evi bok edeceğim arkadaşlar. İyi izleyin. İnşallah birinden yapmayacaksın. Tam olarak öyle yapacağım. Abi yapma öyle. Tam olarak öyle yapacağım. Nasıl fikir? Abi. Nasıl fikir? Bok etmiyor mu? Ay. Kör oluyorum. Abi dedelere satacağım, bana ne? Şu an ben böyle yapacağım bak. Dedelere satacağım ayol, beni ne ilgilendirir? Lan komple mavi değil lan. Abi çubuklu forma gibi oldu. Sami. Efendim abi. Çok mu öyle yapmak istiyorsun? Ne güzel oldu. Dur. Ne güzel oldu. Kahverengi kakaonun yerine sarı yapsana. Ayaküstü. Hüseyin abi de ayaküstü. Abi ya. Aa, tövbe estağfurullah yarabbi yarısullah. Abi siz orada, abi. Sizin orada sinirleriniz falan assın. Ben geliyorum. Abi, sizin orada sinirleriniz assın. En sonunda beni delirteceğiniz, ha bambaşka bir şeye boyayacağım. Dur bakalım, çilek rengini denedim. Hüseyin abinin dedi yani evin yanlarını başka bir renk yap. Önle arkasını. Yok, hepsini renk. Aynı renk yapacağım. Bu renk çok güzel. Bu renk çok güzel. Çok tatlı olur bu ev. Gerisini sat. Bu renk çok güzel bence.
Ben çok beğendim rengi. En azından... Aynen iyi. Demin İki renkten daha iyi. Ya benim bok edebilme potansiyelimin farkında değilsiniz abi. Ben böyle hani... Ben çok çabuk sıçıp batırma kapasitesine sahibim. Abi az çok biliyoruz, oyunları bozuyor ya. Kanka çok fena ya. Abi oyunları nasıl bozuyorsun, hayret ediyorum harbiden ha. Kendiliğinden bozuluyor. Ben bir şey yapmıyorum ki. Hüseyin abi dedi ki Hellblade oyna dedi. Ulan milletin bozmadığı kadar oyunu bozdum. Sürekli error yiyor oyun. En son fatal error verdi, attı falan böyle. Samet bir şey... Efendim Hüseyin abi. Ben onca yayıncı izledim. Evet. Hellblade'i bozmadı da sen nasıl başarabildin? Kendiliğinden oldu, ben bir şey yapmadım. Kendiliğinden oldu abi vallahi, yani ben bir şey yapmadım. Ha, oynadığımız oyunu oynuyoruz. EU4'ün... Gerçi EU4'ü de bozdum. Papa ile Osmanlı elay oluyor. Ulan papa. Hristiyanlığın şefi böyle hani... Adam diyeceği ki... Gidin diyor hani... Gidin Müslüman zımbalayın diyor. Haçlı seferleri falan var ya. Haçlı seferleri var ya. Adam gidin Müslüman zımbalayın diyor. Osmanlı desen zaten hani şey, İslamiyet'in temsilcisi. Halifelik makamının sahibi. İkisi müttefik. Askeri müttefik hem de. Niye? Beni gondiklemek için. Papayla elay olabiliyorsun EU4'te Osmanlı'yla. Abi sen ol. Yapay zekanın olmaması lazım. Yapay zeka olmaz. Aynen yap. Yapay zekanın olmaması lazım. Mesela geçen gün papayla, hatta bütün koalisyonun içinden geçtik papayla. Papa İtalya'da beslenirse çok acayip vuruyor ya. Şaman Efe, babuşum az önceki sefer attığım bağışım gözükmeyince bu sefer attım. Amazon mesajımı okuman, seviliyorsun bir kalp alırım demiş. Şaman Efe teşekkür ederim babam. Kesene bereket. Eyvallah. Yok evin ben çevresini şey ya. İki renk yapmayacağım. Tek renk yapacağım. Şu çilek pembesi mi ne? Bence çok güzel durdu ev için ya. Çok tatlı durdu. Yani dışarıdan baktığın zaman yanık görmüş bir eve göre, evin diğer kısımlarına göre en azından insani durdu diyebilirim. Şöyle skillerim artsın da üçlü boyamayı falan bir açayım. Bir başlayacağım Şahin duvarı, içinden geçeceğim böyle. Boya bitiyor. Pencereler değişmiyor arkadaşlar. Pencereler değişmiyor maalesef. Ya pencereleri temizleyip öyle koyacağız. Hatta oyunda şeye bile, perdeye bile çok fazla yer vermemişler. Takipler için teşekkür ediyorum bu arada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Maalesef perde detayına bile yer vermemişler yani. Evde mümkünatı yok. Adamlar banyoya bile pencere koymuş. Banyoda pencere vardır, tamam mı? Ama... Sıcaktan bunalma, havasızlıktan ölmeye diye küçük bir panjur vardır. Ve genelde insanların kolaylıkla görebileceği cepheye bakmaz. Bak, neresiydi sanırım şu boyadığımız cepheydi. Burası adamların banyosu. Banyo. Banyo dediğin yerin böyle bir penceresi olmaz. Hani mahremiyet alanıdır çünkü banyo. Küçücük bir pencere yapılır, o pencereyi de kimse görmez. Bak, tuvaletlerde de aynı durum söz konusudur. Hani tuvaletlere de öyle ayı gibi şey yapılmaz. Hatta binalarda genelde tuvaletler birbirine bakar. Ya birbirine bakar derken havalandırma boşluğuna bakar böyle. Hadi banyoyu dışa verirsin camını. Şeye bakar. Havalandırmaya bakar böyle. Tuvalet dediğin mahrem. Hani şey dediğin, banyo dediğin mahrem. Adamlar koymuşlar şeyin ortasına. Duşakabini de bahçeye yapayım paşam. Takipler için teşekkür ediyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bu evi pırıl pırıl cillop gibi edip ondan sonra birilerine satacağız işte. Hayırlısı bakalım. Mahremiyete saygı. Kesinlikle bak, tuvalet mahremiyet derken. Karma Chain Simulator 18 var ya. Onun ev versiyonu bu ya. Aynen abi. Ama ben hiç arabadan anlamadığım için Car Mechanic Simulator oynamadım. Ve boyamız bitti arkadaşlar. Tuvalet mahrem derken gerçekten öyle. İnsanların böyle hani alelade bakabildiği bir alanda donunu sıyırıp sıçmak isteyen var mı aranızda? Söyleyeyim, ben değilim. Ya ben değilim yani. Adam sıçarken camdan izler. Lan camdan nereye izleyeceksin sıçarken ya?
Ama yadırgamıyorum. Yani öyle biri varsa da yadırgamıyorum. Gerçekten benim arkadaşlarım arasında yani doğaya çatır çutur salabilenler var. O yüzden bilmiyorum ya. Gamsız dediğimiz bir insan tipi var ya, ben o gamsız dediğimiz insan tipine çok özeniyorum gerçekten. Hakikaten adamları hiçbir şey ırgalamıyor. Böyle adamın nasıl diyeyim, uykularını kaçıracak bir şey olmuş, tamam mı? Normal insanın uykularını kaçıracak bir şey olmuş. Başına atıyorum çok kötü bir şey gelmiş. Herif umursamıyor, dönüyor götünü, horul horul uyuyor böyle. Bak bende misal şey var. Ben hayatta yabancı yerde uyuyamam. Yatağımı ararım, yadırgarım böyle. Ben birazcık pimpirikli bir insanım böyle. Pisimdir de, tersim pistir yani. Yastık alçak mı geldi, şey yüksek mi geldi? Allah, gitti benim uyku. Gitti en ufak şeyde. Ama ben bakıyorum abi, arkadaşım hiç böyle şey, benim arkadaşlardan umursamıyor yani. Dönüyor götünü yatıyor. Misal hani bir işim olsun, ben o işi bitirmeden hayatta uyuyamam. Ya atıyorum bir şey bitirilecek diyelim. Nasıl bir örnek vereyim? Misal bütün halılar katlanacak, tamam mı? Yarın bayram temizliği var diyelim. Bayram temizliği varken bütün halılar kaldırılacak, yere vila dağıtacak diyelim. Hani yere vila dağıtılacak. Ben bütün halıları toplayıp yatmazsam uyuyamam. Sabah o iş benim aklıma gelir. Ulan sabah kalkacağım, onu yapacağım. Erken kalkmak zorundayım, şöyle böyle falan filan. Psikopatlık derecesinde bir şey benimki ama. Niye yapalım? Yalnız olmadığımı düşünüyorum. Ben okula yastık götürüp uyuyorum lan. İşte gamsız bir misal. Chat'te direkt gamsız çıktı bir tane. Ben lisedeyken gözüm açık uyuduğumu biliyorum. Abi niye şaşırmadım acaba? Ahmet abi. Lan kar mekanik simülatörüm nerede? Arama listesine yaz. Buldum. Ya şu bahçeye de düzenleme olsa keşke. Gerçekten şu bahçedeki çalıya çırpıya ayar oldum ya. Bu arada oyun mekaniği dış cepheyi takıyor mu? Bir bileniniz var mı ya? Seni uyku tutmazsa kalk EU4 at. Ben EU4 oynuyorum zaten uyku tutmadığı zamanlarda. Asıl sıkıntı o. Uyku tutmuyor misal. Hadi diyorum birkaç saat EU4 oynayayım. Geçiyorum EU4'un başına. EU4'un başına geçtiğimde saat gecenin 12'si ise. Misal veriyorum, başından kalktığımda pencere dışarıdan kirli gözüküyor. Ne tesadüf. Pencereleri sadece içten temizleyebiliyormuşuz. İyi bakalım şuradan başlıyorum ben. Başından kalktığımda falan böyle şey oluyor. Sabahın 5'i falan oluyor. Boyamak yerine direkt kaplama da yapabilirsin. Ben boyamayı tercih ediyorum ya. Çit koy girişin oraya. Tamamdır aklında. Ben üşendiğimden eve gelmediğim oluyor demiş Bay Umnos. Kanka nasıl bir şey sizinki bilmiyorum valla. Ben biraz fazla evcimenim anlaşılan. Yani bende de sıkıntı var tabii ki. Ben kendimi bir ölçüt olarak gösteremem. Muhtemelen bende de sıkıntı var yani. Bende sağlıklı bir karar vermiyorum sonuç itibariyle ama ne bileyim abi. Oh, cillop gibi yapacağım evi, cillop cillop. Pencereleri falan temizleyelim. Biz temizlik yaptıkça dayılar mest oluyor. Babuş ismimi söyler misin? Çok tatlı konuşuyorsun. Osman Aydın, teşekkür ederim, sağ olasın. Süper. Bu camlar açıldı. Şimdi sıra mutfak camında. Ay mutfak camının altı da pismiş ya. Direkt şöyle 4 seferde bitiyor ya. Şey yapıyorum ya. Özellikle 4 kişi oluyorum. Çünkü 2 tıs tıs indiriyorsun bitiyor böyle direkt. 10 numara. Dünkü evin enemlere satmadım. Bari evet, bunu sat Samet abi. Ana girişteki o camın azıcık ucunda kir kaldı. Yok abi kalmaz. Üst orta. Kalmaz. Onlar şey yapıyor. Oyun otomatik şey yapıyor. Ben bıraksam bile oyun otomatik temizlendi sayıyor. He. Şey yapmaz yani, yanına gidip E ile bastım da temizle seçeneği tamam, çıkmaz. Tamam az önce gördüm. Tamam. Temizlendi az önce. Aynen gördüm. Oyun temizlendi sayıyor abi.
Böyle kenarda kalana falan bakmıyor abi. Oyun şey yapıyor Anladım, hani. Otomatik tamamlandı sayıyor. anladım. Radyatör takmak gibi ne bileyim şey yapmak gibi böyle. Oyunun amacı ne? Sumo Panda hoş geldin. Oyunun amacı kötü bir ev alıyorsun. Bu kötü ev savaş görmüş, harap görmüş, yangın görmüş, hırsızlığa falan şahit olmuş bir ev olabiliyor. Aldığın bu yıkık dökük hurda evi bir şekilde temizleyerek adam etmeye çalışıyorsun ve bu evi insanlara satmaya çalışıyorsun. Oyunun olayı, düzeneği bu üzerine kurulu, bunun üzerine kurulu. Bu arada evin etrafının rengi tatlı oldu ya. Güzel, güzel. Ben evi beğendim ve İyi oldu, iyi. dizmeye başlayabiliriz ya. Şuraya bir kapı atalım. Yavaştan dizmeye başlayabiliriz. Kapılardan başla. Aynen abi, bir tane dış kapı. Nükleer kapı falan var oyunda böyle. Güçlendirilmiş nükleer kapı. Çok fena ya. Samet, kendi Efendim abi. evine de ondan tak. Niye abi? Ne yapacağım ben nükleer kapıyı ya? Osurduğumda gaz kokusu apartmana yayılmasın diye mi ne? Tamam. Dış kapı 1 oturdu. Şimdi sıra dış kapı 2'de. Burayı bina aldım. İnşallah adam akıllı bir fiyata satabilirim ya. Şu altın kaplamaya da bir çare bulmak lazım. Önde çok kötü duruyor. Burayı kaplarken de bir düşünmek lazım. Şimdi buranın etrafına çit mi çekecektik? Gerçi çit yok Deniz Alp ya. Sen etrafına çit demişsin de çit yok yani maalesef. Şimdi bu yanlış yerlere benim bir parke döşemem gerekiyor. Selam, gene ben subscriber olmuş dostum, hoş geldin. Subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok sağ ol. Eyvallah kanka. Eyvallah. Beyaz bir şey koy, döşeme koy oraya. Aa, bu duvar içinmiş be. Lap diye koyuyor da zaten. Döşemeyi hızlı yaptığım için lap diye koyuyor ama benim yapmak istediğim şey bu değildi. Yere nasıl parke döşeyeceğim ben ya? Ve buraya benim şey döşemeye niyetim yoktu aslında yani. Ben dümdüz boya atıp geçecektim buraya. Ya da boya atmak yerine böyle bir şey de yapabiliriz. Bana fark etmez. Ne, sen beni unuttun ama ben seni asla ilk bağışım demiş. Neneciğim çok teşekkür ederim canım desteğin için. Eyvallah. Sağ olasın. Estağfurullah canım. Unutmak olur mu? Teşekkür ediyorum desteğin için. Oğlum bu döşeme olayı da çok kanser be. Harbiden döşeme olayı da çok kanser. Evi normal kaplayalım artık. Madem bunu böyle yaptık. Bu kısmı böyle kaplayalım. Her Boya falan yeri kaplamana kullanmayalım. gerek yok ki. Güzel durdu be abi. Boyadan daha güzel durdu Burayı böyle. salon olarak tasarla. Salon güzel dursun. Girişi yatak odası mı yapayım abi? Ne yaptın? Kurban olayım. Girişi yatak odası mı yapayım? Sen daha oda yok muydu? Yok abi, bir banyo, bir mutfak. Bir de bura. Giriş dışında yani. Buranın ilerisi giriş direkt. Ben buranın zemini yanlış diye şey yaptım böyle hani Parke döşeme aynen niyetlendin. yere parke döşemeyi niyetlendim. Neye kısmetledi oyun? Şu an duvarları yapıştırıyorum yani tek tek. Lap Samet, lap bence ahşap güzel olmuş ya. Bakma sen, güzel olmuş o. lap. Ben de öyle düşünüyorum abi. Baktım ahşap güzel duruyor. Artık elimize almışken devam edelim. Elimize almışken bitirelim şurayı. Ne yapalım? Ha, fena da durmadı yani şimdi. Bayağı da güzel durdu. Samet, bileydim sendeki bu maharetleri bizim evi de sana yaptırırdım. Değil mi abi? Şu an sınırsız stamina Öyle. falan var. Bana muhtemelen bir ya bırak koskoca evi bura yapmayı. Duvarın bir kısmını boyat böyle ne bileyim. Terin kanın içinde kalırım herhalde ya.
Şu iki parça malzeme burayı bitirmeye yeter herhalde ya. Şurası bir bitsin. Bak buraya bu sefer iyi harcama yapıyorum. İyi şey yapıyorum böyle. Hani adamlar bu sefer de lagologa yaparsa çok fena olur. Zaten kıç kadar evi döşüyoruz. Kıç kadar evi döşemesi bu kadar sürüyor. Düşünün bir de şöyle bir şey var. Bu oyunda 550 liraya, 550 bin liraya şey alıyorsun böyle. Metrekare 2 katlı 300 metrekare ev alıyorsun. Şu an bizim bu düzenlediğimiz yer 36 metrekare mi ne? Ya şu oda 13 metrekare mi sen? Şahinim hoş geldin canım. Senin bilgisayar kapandı herhalde gene. He gene kapandı. Ben de babamın bilgisayarına geçtim. Kanka o senin bilgisayar herhalde miladı doldurmuş ya. En olmadı bir bilgisayarcıya götür. Ne bileyim termal macun bir şey sıkılsın. Bir şey yapılsın. Hepsini hey. Yaptım abi. Kendim yaptım hepsini. Kardeşim. Şahin. Efendim abi. Benim bilgisayar da senin yaptığının aynısını yapıyordu. Açıyordun. Tam video izliyorum. Kapanıyordu. Şeyde alakalı var. Ya jelle. Ya da işlemciyle alakası var dedi. İstersen bir şeye götür. Bilgisayarcıya. Abi kendim bilgisayarcım zaten. Sıkıntı yok da o konuda. Şaman Efe, babuş bu odanın zemininde açık kahverengi parke döşediğinde mis gibi olur demiş. Efe'cim çok teşekkür ederim. Ayarlayacağız bakalım bir şeyler elimizden geldiğince. Bak dostum ben seni bir kez daha uyarayım. Arkadaşım, sevgili dostum. Şu an sen... Benimle alışveriş yapmıyorsun. Senin muhatabın olan insan ben değilim. Sen şu an Amazon gibi dev bir site üzerinden alışveriş yapıyorsun. Ve hani sitenin açıklarını kullanmak gibi artık nasıl bir açık buldun bilmiyorum ama sitenin açıklarını kullanmak gibi bir şey yaptığın zaman yasal olarak suç işlemiş oluyorsun. Hani geçenlerde de uyardım ben seni. Geçenlerde uyardığımda ooo ben neler neler yaptım. Bu ne ki hırrım dedin. Öyle geçtin. Ya Amazon herhangi bir Türk markası değil. Türkiye'ye ait bir site değil. Yabancı Amerika'ya ait bir site. Ya mevzu uluslararası mahkemelere kadar taşınabilecek bir mevzu. Yapma paşam. Bak ben seni uyarayım. Hani yapma. Ben uyarımı yapayım. Hani bana düşmez. Koskoca sitenin bilmem nesini ayarlamak ya da ne bileyim geliriyle vırtıyla zırtıyla alakalı şeyleri düşünmek bana mı kaldı? Hayır elbette ki bana kalmadı. Düşemeden hepsini eline alıp da koyma gibi durum yok mu ya sıra sıra? Aa. Sıra sıra yapacağım. Aa, bu ne la? Yani bana düşmez bu ama ben yine de seni uyarayım kankacığım. İleride çok fazla başın ağrır. Teşekkür ediyorum ama. Eyvallah. Ya ne bileyim insanlar nasıl cesaret edebiliyor anlamıyorum ki. Arkadaşlar muhatap aldığınız kişi ben değilim. Muhatap aldığınız kişi Amazon. Alışveriş yaptığınızda, bit aldığınızda, sapslık aldığınızda size faturalandırmayı kesen Amazon ben değilim yani hani ne bileyim. Sitenin açığını kullandığınız zaman direkt bizzati sitenin kendisiyle muhatap oluyorsunuz lan. Ya muhtemelen durumdan haberdarlardır zaten şey yaparlar ileride düzeltirler de. Adem neyse. Abi özele bakabilir misin müsaitsen? Şu en çok var ya pencerelerin orayı döşemek birazcık gücüme gidiyor ama özellikle pencerelerin üst kısmı. Big Anıl selamlar Samet'im iyi yayınlar demiş. Anıl'cığım hoş geldin canımın içi. Teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Eyvallah sana da iyi seyirler diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bu arada bu sanki duvar kağıdı gibi. Kaplama abi bu. İşte duvar kağıdı gibi. Duvar kağıdı da kaplamadır. Ne bileyim abi ben park yazdım. Elime bu geldi. Baktım bununla döşüyoruz. Güzel duruyor. Ben de dedim her yeri bununla döşeyim ki ya evin içi güzel durdu yani. Odanın içi gerçekten parkten güzel durdu. Güzel duruyor abi. Güzel oldu. Bir de bunun aşağısına bir şey atmak lazım. Parke atmak lazım. Bu arada camlardan biri o odada camlardan birisinin altı şeydi. Kirliydi haberin olsun. Yok be abi. Ha kirli. Tamam. Kirli. Hallettik. Biraz toz alsan iyi olur. Da beyaz bir şeyi döşeme çok güzel olur. Bulabilirsem beyaz döşeyeceğim abi bakalım. Fayans yapsan daha iyi olur. Beyaz bir fayans. Abi ne fayansı? Kurban olayım ya. Yatak odası da bura. Salona fayans mı döşenmez? Valla bizim kaç? Mesela bizim komşunun... Abi fayans şey... döşenmez hani. Abi komşunu biz bizim burada... Biz komşunu burada bir kriter olarak mı alacağız? Gözümü sevdiğim. Komşumu burada kriter olarak mı alacağız? O kendi şeydi yani. Hiçbir evde ben görmedim ben.
tonlarca ev gördüm hani. Ay elhamdülillah. Ben hiçbir yerde salonun fayans olduğunu görmedim. Hem burası spa salon değil ki, yatak odası olacak. Ya yatak... Burası yatak odası mı? Buraya yatak evet. Odası. Salon nerede? Giriş. Salon giriş. Salon giriş abi aynı. Neyse olsun. Olsun yine de yatak, ya yatak odasında da fayans olmaz. Biz de yatak odası gördük ya. Bizim evin yatak odası yok aslında. Ben salonda yaşıyorum direkt. Duvarlara parke mi? Ama güzel durdu şimdi bak. Canlı durdu. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bayağı canlı durdu ve kurtulduk. Bitti. Şimdi zemini döşeme zamanı. Bu zemini nasıl döşeceğiz? Neyle döşeceğiz? Krem rengi veya beyaz. Abi beyaz renk bir dış cephe kaplama var ama ya. Beyaz renk kaplama malzemesi. Bir paket mi? Bu değil ya. Paket değil abi. Bir saniye. Samet, kaplama dediğin zaman duvar için geçiyor. Zemin mi diyeceğim? Ha zemin. Şam renkli zemin paneli. Aa dur bak dur. Beyaz renk bir şey buldum. Beyaz renk bir şey buldum abi. Hadi bakalım. Önce bir şurayı yapalım. Sonra bir şöyle yapalım. Üf bence güzel durdu. Bence güzel durdu abi yani. Şu an oda nereden baksan odaya benzedi. Babuş yarın sınavım var, sana iyi yayınlar. Bugünkü son bağışım demiş. Şaman Efe teşekkür ederim babuşum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Yarınki sınavında başarılar. Ya bence hiç böyle leşlik bir durum yok abi ortalıkta. Samet. Efendim abi. Şurada lambayı da hafif kahverengi tonda yapsan daha iyi olur. Abi lambayı bir sal, bir zemini bir döşeyelim. Zemini bir düşeyelim. Bence evin bütün zeminini bundan yapalım ya, mutfak ve banyo hariç. Yani sadece odalarla kalmasın yani. Evin bütün zeminini buradan yapalım. Benim çünkü renk çok hoşuma gitti. Oh mis. Vallahi oh mis. Şekil oldu abi. Harbiden güzel oldu. Ben de memnun kaldım ya. Ya bak işte ha, evin tamam bu şekilde kaplı olabilir bak. Ama mutfak? Mutfağı ne yapacağız? Mutfağı da aynısını kaplayabilirsin. Mutfağın sadece o zaman... Sadece banyoyu şey yapacaksın, fayans. Aynen, banyoyu fayans yapalım. Mutfağı o zaman şöyle yapalım abi. Bu arada mutfağa bok götürüyormuş. Mutfağın sadece duvarlarını böyle şey gibi, kiremit desenli bir şeyle kaplayacağım. Resmen bayıldım diyor adam. Dedeler ne diyor? Sonunda evi temizleyebildin ya adam diyor. Ulan dede yaşından başından utan ya. Yaşından başından utan ya. Sonunda temizleyebildin diyor. Sonunda seninki de kakacak galiba dünkü o kırmızı yatak odasından sonra. Pis herif. Abi şimdi bak buraya şöyle mutfağa şöyle bir kaplama güzel gider ya. Mutfağa şu güzel gider gibime geliyor. Bak bir iki tane kaplayayım şuraya. Güven CSGO'ya davet edip duruyor. Dur şuna bir söveyim. Abi direkt panelime sen geldin. Sana niye söveceğim? Bana da yapıyor abi öyle ya. Dur. Onları çok güzel bir spam yapıyor. Ben ona uygun bir dille davet edilmek istemediğimi dile getirdim. Evet arkadaşlar. Bu arada kapının içini boyamanın zararlarını görüyorsunuz şu anda. Kapının içini kırmızıya boyamanın zararları abi. Kapının içini kırmızıya boyayan bir keko çizelim şuraya. Allah'ım kapının içini kırmızıya boyayan aklıma tükürsünler değil mi? Bu sefer de Tolga davet ediyor. Kes ağlamayı sokarım bağlamayı falan diyor ya. Yarabbel alemin. Bebeğim. Davet atma. Seni öpeceğim. Tolga'yı baksana sevim. O dışını şey yapmasaydın, kaplamasaydın keşke. Kapının dışını... Abi salla her türlü şey bok gibi oldu. Ben buraya salmıyorum. Artık ben bakmıyorum buraya ya. Şu an içimdeki bütün istek kaçtı. Lambayı da sök lan. Şu an içimdeki bütün istek kaçtı. Yani o kapının oradaki ayrıntı benim içimdeki bütün isteği kaçırdı. Ama bu mutfağa uyar. Yani bana mutfağa uyar gibi geldi. Burası sanki böyle... ya. Mutfak yani. Mutfak olduğu belli anladın mı? Ben buranın...
Fena değil bence mutfak için. Eray da davet ediyor. Deniz Alp kalp atmış. Deniz Alp'in canlı yerim. Deniz Alp de davet atacak zannettim. Tolga kes ağlamayı, sokarım bağlamayı falan böyle. Hey yavrum hey, arkadaşlara bak be. Best arkadaş TR ya. Ben bunların ta gelmişini geçirin. Neyse.